kolaylıklar diliyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Halil İbrahim Teber. Esra Turnacıoğlu. Nice mutlu yıllara. Yılın son günleri, açık havada, yazdan kalma hafif bir gün ve düğünümüz yapılacak. Birazdan nikahınız kıyılacak. Bir düğün yapmıyoruz, nikah var. Nasıl bir duygu, nasıl bir hazırlık dönemi geçti? Sizden birazcık bilgi alalım. Vallahi düğün olmadığı için biraz buruk geçiyor ama işte dışarıda oldu da bizim için daha iyi oldu. Yılın son gününde açık hava olması. Hiç çağırmadığımız misafirlerimizi de çağırdık. Gayet güzel oldu. İnşallah Allah hayırlı uğurlu eylesin. Gelin Hanım, sizden bilgi alalım. Nasıl gidiyor? Heyecanlıydı ama şimdi artık yatıştık. Her şey yolunda. Çok şükür bir sıkıntı yok. Güzel oldu. Dışarıda olması da güzel oldu bizim için. Misafirlerimizi de bir kısmını çağırabildik. Güzel oldu. Peki bir soru daha kritik. Düğün bütçesinde ne kadar etkiledi düğünsüz olmak, nikahtan yapmak? Merak ediyorum. Yani %70 oranında etkiledi diyebilirim yani. Çeyiz bütçesinde fark etti mi? Orada pek bir farkı yok. Aynı, evet. Peki önümüzdeki dönemlerde pandemi geçerse bir parti, bir eğlence ya da başka bir etkinlikle yeniden eş dostu çağırmak gibi fikir var mı? Var. İnşallah, evet, öyle bir şey istiyoruz. İçimizde kaldı çünkü. Öyle bir düşüncemiz var inşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Mutluluklar dileriz. Sağ olun. Hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür, hür iradenizde yanınızda bulunan Halil İbrahim Teber isimli beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Ben dedim. Evet. Yılın son düğünleri, yazdan kalma bir havada. Bu yıl nikah merasimleri de zorlu geçti. Ciddi hizmetler de sundunuz. Nasıl geçti evlilik merasimleri? Evet, her şeye rağmen hayat devam ediyor. Maskemizi takıyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Üzüldüğümüz dakikalar, saniyeler olsa da bu şekilde mutlu günlerimiz, mutlu dakikalarımız da oluyor. Cenab-ı Allah tüm gençlerimize hayırlı yazgı yazsın ve mutlu eylesin diyorum. Tabii Melik Gazi Belediyesi olarak yaklaşık Kayseri'deki nikahların yarısını en az biz kıyıyoruz. Dolayısıyla 5000'e yakın yıllık nikah oranımız var, sayımız var. Burada da gençlerin bu güzel havada son nikah ve son yaz demlerini yaşadığımız dönemde 2020'yi kapatırken biraz önce nikahlarını kıydık. Bu sene gerçekten bu pandemiden dolayı bu ortamımız, Gültepe Parkı'nda nikah salonunda nikahlarımızı genelde kıyıyoruz. Açık hava olduğu için hem daha güzel oluyor, daha şık, hem de daha güvenli oluyor. Böyle hava müsaade ederse burada, yoksa da iki tane salonumuz var. Melik Gazi Belediyesi'nde kıyıyoruz. Tabii ben her zaman diyorum, hayatın en önemli kararı evlilik kararı, arkadaş kararı ve iş kararı. Dolayısıyla Cenab-ı Allah tüm gençlerimize evlenecekleri zaman doğru karar vermeyi nasip etsin. Başkanım, peki geçen yıl oranla bu yıl nikah sayılarında bir değişkenlik var mı? Var. İşin açıkçası pandemi biter umuduyla evliliklerini erteleyen, nikahlarını erteleyen, hala erteleyen kardeşlerimiz var. İlk başlarda daha fazlaydı. Sonrasında baktılar ki bu iş devam edecek. Nikahlarını kıyıyoruz. Tören genelde yapılmıyor ama daha sonrasında pandemi bitince düğünümüzü yapacağız, kınamızı yapacağız şeklinde gençlerden genelde talepler alıyoruz. Bazıları da bunu fırsat biliyor. Kayseri'de takı fazla biliyorsunuz. Takım, merasim, masraf çok işlerine geliyor. Diyorlar ki ya iyi ki denk geldi, zaten çok fazla maddi durumumuz yoktu, elimiz sıkışıktı. Biz bu şekilde mütevazi bir şekilde kıyalım, bitsin diyorlar. Farklı talepleri oluyor. Tabii önemli olan hayatın bu şekilde devam etmesi. İnşallah salgın biter de eski günlerde olduğu gibi herkes rahat bir şekilde nikahını kıyar. 2021'de daha hayırlı nikahlar kıymak umuduyla artık, açık havalar, kapalı havalar. Bugün gelen habere göre de aşılarımız artık geliyor. Aşılama başlıyor. İnşallah önümüzdeki yaz çok daha güzel geçecek. Normal hayata ben döneceğimizi düşünüyorum.